Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ve oruçla ilgili kavramlar. Evet, Ramazan ve oruçla ilgili kavramları görmeden önce iftar duası yapacağız. Sonrasında Peygamberimizin oruçla ilgili bazı hadis-i şeriflerini sizlerle paylaşmak istiyorum. En son kavramları göreceğiz. Evet, iftar duasıyla başlayalım. Evet, Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım, hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve bütün inananları koru. Rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü zorluğa karşı, her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Evet, iftar duamızı yaptık. Sonrasında Peygamberimizin oruçla ilgili bazı hadis-i şeriflerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, oruçlunun iki sevinci vardır. Birisi iftar anındaki sevinci, diğeri ise Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Sahur yemeği yiyiniz çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar bağlanır. Evet, Peygamberimizin bazı hadis-i şeriflerini sizlerle paylaştık. Şimdi Ramazan ve oruçla ilgili kavramlara geçebiliriz. Öncelikle bu kavramlar hangileri? Bunları görelim. Evet, mesela kaza orucu, kefaret orucu, fidye, adak orucu, fitre, diğer adı fıtır sadakası, mukabele, nafile oruçlar, diğer adı sünnet oruçlar, Kadir gecesi, iftar, teravih, sahur, imsak. Evet, en çok sevdiğiniz kavram hangisi? Bu kavramlardan, oruçla ilgili kavramlardan en çok sevdiğiniz kavramı merak ettik. Evet. Başlayalım öyleyse. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur kavramı ile başlayalım. Sahur, oruç tutmak için gece kalkılan zamana sahur vakti denir. Yediğimiz yemeğe ise sahur yemeği adı verilir. Bu yemek ne zaman yenir? İmsaktan önce yenir. Yani sabah ezanı okunmadan önce yediğimiz yemektir sahur yemeği. İmsak, evet, imsaka gelince oruca başlama vaktine imsak denir. Sabah ezanının okunma vaktidir. Sabah ezanıyla başlar oruç. Bu vakte imsak vakti diyoruz. Akşam ezanının okunmasıyla biter. Akşam ezanının vaktine ise iftar diyoruz. Bunu birazdan göreceğiz. Evet. Evet, iftar. Orucun bitiş vaktidir. Orucun bittiği vakittir. Akşam namazı vaktidir. İftar vaktindeki yediğimiz yemeğe ise iftar yemeği adı verilir. Evet, teravih namazı. Ramazan'a özgü bir kavram yine. Ramazan'a özgü bir sünnet bir namazdır. 20 rekattır. Yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce kılınır. Evet, geçiyoruz diğer kavramlarımıza. Evet, kaza orucu, kefaret orucu. Kaza orucu, kişinin Ramazan'da tutamadığı orucu başka zaman tutmasıdır. Mesela bir gün oruç tutmadık Ramazan'da, diğer günleri tuttuk. O tutmadığımız günü Ramazan'dan sonra herhangi bir gün tutmamızdır. Buna kaza orucu diyoruz. Mesela yolcu olanlar tutmayabilir. Seferi diyorlar, 90 kilometre ve daha fazla yol gittiğimiz zaman seferi sayılıyoruz, yolcu sayılıyoruz ve o gün oruç tutmayabiliriz.
İşte o tutmadığımız gün orucunu Ramazan'dan sonra tutmamız gerekir. Buna kaza orucu diyoruz. Evet, kefaret orucu var. Kefaret orucu ise Ramazan'da kişinin bilerek orucunu bozmasıdır. Yani bilerek bu orucu bozduysa bu orucun yerine 60 gün oruç tutması lazım. Buna kefaret orucu diyoruz. Yani bu orucu bilerek oruç bozmamak gerekir. Evet. Diğer kavramlarımıza hemen geçiyoruz. Bakalım kavramımız neymiş? Fidye kavramı var. Evet. Fidye, oruç tutamayacak kadar yaşlı veya sürekli hastalıkları sebebiyle oruç tutamayan kimselerin verdikleri paradır. Bunun miktarı nedir diyeceksiniz. Bunun miktarı bir kimsenin sabah ve akşam yiyeceği yemeğin parasıdır. Ne kadar yapıyorsa işte buna fidye, bu kadar fidye verilir. Adak orucu, kişinin bir dileği gerçekleştiği takdirde Allah'a tutmak için söz verdiği oruçtur. Vacip bir oruçtur. Mesela bir kişi sınavımı geçtiğim zaman ben başarılı olursam sınavımda bir gün oruç tutacağım diyor. Mesela işte bu oruç ne oluyor? Adak orucu olmuş oluyor. Kişi kendisine orucunu yapmış oluyor. Zorunlu kılmış oluyor. Evet, fitre sadakası veya fıtır sadakası. Fitre, fıtır sadakası. Zengin sayılan kişilerin Ramazan bayramına sağlıklı kavuşmanın şükrü olarak vermesi gereken vacip bir sadakadır. Evde kaç kişi ise o kadar kişiye sadaka verilir. Buna fıtır sadakası denir. Bayram namazından önce verilmesi gerekir. Yine miktarı bir kimsenin sabah ve akşam yiyeceği yemeğin miktarının parasıdır veya yemektir. Nafile oruçlar, sünnet oruçlar, Peygamberimizin tuttuğu oruçlardır. Pazartesi ve Perşembe günleri tutulan oruçlar, Muharrem ayının 9. ve 10. günleri veya 10. ve 11. günlerinde tutulan oruçlar, Şevval ayında 6 gün tuttuğumuz oruçlar, yine Hicri ayların 13, 14, 15. günleri tutulan oruçlar nedir? Sünnet oruçlardır. Evet. Yine başka kavramlarımız var. Mesela çok çok önemli kavramlar bunlar. Kadir gecesi, Kur'an'ın inmeye başladığı gecedir. 1000 aydan daha hayırlıdır. 1000 ay kaç yıl yapıyor? Yok, yaklaşık 80 yıldan fazla yapıyor. Evet, Kadir gecesi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki surenin adı Kadir suresidir. Kadir suresinde Allah bize Kadir gecesinin önemini anlatmıştır. 1000 aydan daha hayırlıdır demiştir. Mukabele, bir kişinin okunması, diğer kimselerin takip etmesi şeklinde yapılan Kur'an okumaya mukabele diyoruz. Bir kimse okuyor, diğerleri o kişinin okuduğu yeri Kur'an-ı Kerim'den takip ediyorlar. Buna mukabele ismi verilir. Evet. Ramazan ve oruçla ilgili kavramlarımızı gördük. Bir başka videoda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun çok değerli izleyiciler.